Şeytana inanıyorum diyorsun, nasıl bilmiyorsun? Şeytana inanıyorum demedik ben hiçbir zaman. Nasıl demedin? Pentagram ne anlama geliyor? Pentagram. Ya satanizm, sen bilmiyorsun ki satanizm nedir. Sen satanist değilsin ki. Ya sen, sen bilmiyorsun ya nasıl satanizm. Ya sen satanizm nedir, onu bilmiyorsun, bilmiyorsun. Yani o şeytan şekilde... hangi tanrıya karşı geldi? Onu söylemediler bize, bilmiyorum yani. Pek bilmiyor falan. Sen kitaplıyorsun, nereden biliyorsun? İslam'dan bahsediyorsun. Bütün kitaplarda şeytanın varlığı var. Türkiye'de mi var sadece satanist? Her yerde var. Amerika'da, Norveç'te, Hollanda'da. Bir sürü satanist. Başka bir şey inanıyor, sen mi doğru satanistsin? Yok yani hanım, hepsi bilmezlik. Senin tanrını da bilmezlik. Tanrı yok değil mi? Tanrı sendin, pardon. Sen diyorsun ki tanrı benim diyorsun. Senin daha mı mantıklı yani şimdi? Tanrı bir sinek diyorsun. Tanrı kendine daha alt. Kur'an-ı Kerim sadece Arapça okuyup ben Müslümanım diye gezen insanlara benziyorsun şu anda tam olarak. Bu kadar. Yer altında kalmaya devam edin. Dinsizin hakkından imansız gelir bölümüyle huzurlarınızdayız. Bir tarafta panteist olduğunu iddia eden bir arkadaşımız, karşısında da Zebani Efe var. İkisi de farklı inanca sahip. Ancak ikisinin de neye inandığını anlamak bence güç. Program başlıyor. İlk başta kendilerini tanımakla başlayacağız olaya. Yani panteist nedir? Satanizm nedir? Zebani Efe kimdir? Panteist Buse kimdir? Bunları konuşacağız. Ancak öncesinde şunu bildirmem ve söylemem gerekiyor arkadaşlar. Çekim yapmış olduğumuz programı daha sonra kaldırmak veya sildirmek hakkına sahip değilsiniz. Bu durumu onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Onaylıyorum. Buse, bize inancından biraz bahseder misin? Tüm tanrıcılık inancı, panteizm, tanrı. Ruhu olan her şeyin Tanrı olduğuna inanıyorum. Daha doğrusu Tanrı olma yolunda olduğuna. Anladım. Peki sen? Ben şimdi kendimi tanıtayım. 18 yaşındayım. Beni bilen zaten herkes biliyor. Zebani yaşımı 4-9 yaşında biriyim. Asıl işim hakikati yaymak. Bu kadar. Anladım. Asıl işin hakikati yaymak. Şimdi ikiniz de bir inanca sahipsiniz. Ama ben saygısızlık etmek istemiyorum. Fakat akla yatarsa... Bunu yapmak istiyorum. Yani öncelikle inandığınız şeyin benim aklıma yatması gerekiyor. Aksi takdirde bir saygısızlık değil ama size böyle hani sorularla biraz belki rahatsız edebilirim. Böyle düşünüyorum. Şimdi öncelikle panteistin satanistten farkının ne olduğunu panteistin ağzından dinlemek istiyorum. Panteist tüm tanrıcılığa inanıyor dediğim gibi. Satanizmde şeytana inanıyorlar ve... Öncelikle bildiğin satanizm yanlış yani. Devam et, dinliyorum seni. Sen sonra doğrusunu açıklarsın o zaman. Ben ruhumun tamamlandığında Tanrı olacağına inanıyorum. Bu da satanizmle zaten tamamıyla alakasız. Alakasız. Peki aslında programımız yapmaktaki asıl gaye şuydu. Biz program için buraya geldik. Program çekerken böyle Efe kardeşimiz de bizim misafirimizdi. Ayaküstü bir muhabbet ettiniz ve tartıştınız. Sen şunu söyledin, dedin ki yanlış biliyor satanizmi dedin. Evet. Bizim de dikkatimizi çekti. Yani senin doğru bildiğin satanizm nedir? Bununki niye yanlış? Yani eksikleri olduğunu düşünüyorum. Ve kendiyle çok çeliştiğini düşünüyorum. Öncelikle Tanrı olması gerekiyor. Tamam, Tanrı'ya inandığını söylemişti. Tanrı'ya inanması bir şey değiştirmiyor. Çünkü bir... İnanmıyoruz ki zaten. Tamam ama Tanrı'ya inanmazsan şeytanın bir anlamı kalmıyor. Bunu sadece ben biliyorum. Sen bunu bilemezsin ki zaten. O zaman satanist değilsin. Satanistim. Ama satanizm öyle bir şey değil. Satanizm nedir? Veya panteizm nedir? Müslümanlık nedir? Sen dinleri Google'dan yazarak mı öğreniyorsun? Yaşanmışlığı yok yani senin. Google'dan yazarak öğrenmiyorum ama senin yaşanmışlığın olduğu ne malum? Peki nereden öğreniyorsun? Kitap okudum. Kitap okudum. Evet. Kitabı kimler yazdı? İnsanlar yazdı. Tamam işte. Tamam ama... İnsanların yani... dili bilmesi için yaşaması gerekiyor değil mi? Senin yaşadığını nereden bileceğim? Ben bunu kanıtladım. Nasıl kanıtladın? Türkiye'nin %7'si... Yani... Kendimi çektim yani. İnandırdım kendimi. Onlara kendine inandırmış olman gerçek bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Gerçek olmasa inanmazlardı herhalde. Tamam. O zaman sen panteizmin yanlış olduğunu söylüyorsun. Satanizmin doğru olduğunu söylüyorsun. Sorularım var istersen başlayalım direkt. Panteizme de inananlar var. O zaman panteizm de doğru. Bir şeye insanlar inanıyor diye doğru olduğu anlamına gelmiyor. Panteizme inanan kitleyi bildiğim için şu an bir şey demek istemiyorum. Arkadaşları kırmak istemiyorum. Ben istersen sorulara başlayayım. Tamam, sorabilirsin. Evrenin tanrı olması yani değil mi? Öyle demiştin. Yani bir insanın, bir hayvanın
veya ruh olan her şey. Evet. Ne kadar mantıklı? Mesela bir sinekle eşdeğer olmak. Bir sinekle eşdeğer olmak değil. Öncelikle şöyle. Ben bu dünya üzerindeki her şeyi öğrenip deneyimledikten sonra tanrılaşıyorum. Yani senin her şeyi deneyimlemen gerekiyor ki kutsal bir varlığa ulaşasın. Anladın mı? Yani o yüzden sinek bile olacaksın, at olacaksın, insan olacaksın. Belki çok ünlü, zengin biri olacaksın. Kendinden daha alt bir varlıkta kendini kesmen sence mantıklı mı? Mantığına yatıyor mu? Tabii ki de. Gayet. Veya ediyorum. Tanrı'yı maddesel gözünde görme. Mantığına yatıyor mu? Yani biz, evet, ben maddesel gözünde gördüm demiyorum mesela. Panteizmde ölünce ne olacak peki? Mesela bize 4 olanak var. Sizde nasıl oluyor iş? Panteizmde öldüğünde tekrar reenkarn oluyorsun. Ve bir tane ruh var dediğim gibi parçalara bölünmüş. Ve tamamladığında dünya üstündeki her şeyi tanrılaşmış oluyorsun. Yani ben şu anda öldüğümde tanrı olacağım diyemem. Ne zaman tanrı olacağımı bilmiyorum. Sen şimdi ikinci yaşam var diyorsan bir önceki yaşamın olması gerekiyor yani. Evet, var zaten. Yaşadıysan söyle. Ne, mesela bir önceki yaşın erkek miydin, kadın mıydın? Hatırlamıyorum. Kuş muydun, böcek miydin? Hatırlamıyorum. Hatırlayacak kadar Tanrı katında vakit geçirmiyor ruhum. Tanrı'nın her şeydi. Çelişiyorsun kendinden mi şu an? Çelişmiyorum. Tanrı her şey ama benim ruhum öldüğümde hızlı bir şekilde reenkarnı olduğu için ben eski hayatlarımı yaşayacak kadar Tanrı katında vakit geçirmiyorum. Bunu hatırlamak için meditasyon yapabilirsin, başka şekiller deneyebilirsin ya da senin iddia ettiğin gibi rüyanda görebilirsin. Ama ben bilmek gereği duymadığım için yapmadım. Yani istesem öğrenebilirim aslında. Günah sebep anlayış var mı peki? Hayır, yok. 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 Kişinin kendi iradesi diyorsun yani. Empati duygusu diyelim. Bu konuda benziyor, evet. Tanrıysan tanrısal güçlerin var mı peki? Hani bizlerde tanrı, var mesela. Şu anda tanrı olmadığım için tanrısal güçlerim yok. Tanrı olduğumda zaten dünyevi bir bedenim olmayacak. Ama şimdi tanrı her şey demiştin sen. Tanrı her şeydir. Ama her şey tanrının bir parçasıdır. Gerçekten tamamıyla tanrı olabilmen için bütün her şeyi deneyimlemen gerekiyor. Tanrı olduğunda da zaten dünyevi bir bedene sahip olmuyorsun. Bilgilerin nereden sahip oldun? Yazarlığın yazdığı kitaplardan mı? Hayır, bana geldi bu bilgiler. Nereden geldi? Ve ben de araştırdım. Böyle bir inanç varmış. Sana nasıl geldiyse bana da öyle geldi. Sürekli sen istedim. Rüyanda at görmüşsün, ben de bunları gördüm. Bana hissettiler içimde ama. Sana hissettiler mi içinde? Evet, ben de hissettim. Nasıl hissettirdiler? Olmayan bir şey sen nasıl içinde hissettirebilir ki bir şey? Senin de olmayan bir şey içinde hissediyorsun. Bizimki var işte. Şeytan zaten bütün kitaplarda, bütün dünyada geçen bir karakter. Tamam, o zaman sadece sen dinlere inanıyorsun yani. Dinler var zaten. Tamam, sadece dinler olan bir şey. Ben doğru olduğunu kabul etmiyorum. Tamam, hangi tanrıya inanıyorsun peki? Şeytan. Şeytan bir tanrıdır. Şimdi şeytanın şeytan olabilmesi için öncelikle bir tane tanrıya inanman gerekiyor. Çünkü eğer bir tane tanrıya inanmazsan şeytanın özelliklerini bilemezsin. Çünkü her kitapta şeytan farklıdır. İncil'de Fallen Angel'dır, Lucifer'dır, düşmüştür, yanlış yapmıştır. İslam'da işte karşı gelmiştir. Şimdi sen hangisine inanıyorsun da şeytanın karakteristik özelliklerini buna göre şey yapıyorsun, anlıyorsun. Senin bir dine inanman gerekiyor ki, bir tanrıya inanman gerekiyor ki şeytana tapasın, onu tanrı olarak göresin. Çünkü şeytanın tanımı sadece kutsal kitaplarda yazıyor. Şeytan kutsal kitaplar dışında senin satanizmin de kitabı olmadığını iddia ediyorsun. Evet. O zaman senin bir dine mensup olman gerekiyor. Biz inançsız bir topluluğuz ama. Ama öyle bir şey mümkün şeytan değil. Şeytan gelir rüyamıza girer, hissettirir. Biz aynı şekilde başkanı hissettiririz. Yani şeytan hangi tanrıya karşı geldi? Onu söylemediler bize, bilmiyorum yani. Pek bir bilgim yok onun hakkında. O zaman senin şeytan... Bir şey hakkında bilgi sahibi olmadığın gibi. Ama öyle değil. Hissettiren içimde diyorsun. Ben... Hissettiren bir şey yok aslında. Tanrı bile yok diyorsun yani, anladın mı? Tanrı kendin ama, diyorsun. Kendin hissettirin içinde. Ben bir kitapta yazan bir karakterden bahsetmiyorum. Senin bahsettiğin kitapta şey... Yazan, sen kitapta yazın nereden biliyorsun? İslam'dan bahsediyorsun. Bütün kitaplarda şeytanın varlığı var. Kitaplar ne kadar doğru, nereden biliyorsun? Emin mi oldun? Emin tamam. Olursan peki neden Müslüman değilsin yani, bu kadar emin olduysan? Hayır, ben senden bahsediyorum. Ben inanmıyorum şeytanın varlığına. Benim inancımda şeytan yok. Böyle ben senden dedim. Bahsediyorum. Kutsal kitaplarda şeytan geçiyor. Kutsal kitaplar dışında şeytanın varlığı var mı? Işte. O zaman şeytanın varlığına da inanmıyorsun. Kutsal kitaplarda yazan bir şey... Bilmemezlik diyoruz zaten. İnanıyoruz demiyoruz ki zaten. Bilmemezlik. Var da olabilir, yok da olabilir. Biz ona takılmıyoruz yani. Biz bu dünyaya bakıyoruz. O zaman nasıl inanıyorsun? İnanmıyoruz. Bilmemezlikse? İnanmıyoruz. O zaman satanist değilsin. Satanistim. Sen satanizm ne olduğunu bile bilmiyorsun ki zaten. Takmışım bir şey peşine gidiyorsun işte, bildiğim bir şey yok. Her neyse, bir sonraki soruya geçelim. Herhangi bir görevin var mı peki? Hani hayır, görevim yok. Öyle yaşayıp öleceksin gideceksin yani, bir amacın evet. yok.
Bir amacım var. Düşün abi, yoksa yaşamanın bir anlamı yok o zaman. Niye diye geldin sen bu dünyaya? Yaşamamın bir anlamı var. Bütün dünyevi hayatları deneyimleyeceğim. Dünyevi benim hayatları. Amacım Tanrı olduktan sonra. Peki Buse, senin bir sorun var mı? Benim bir sorum var. Sizde kas sistemi ya da kölelik var mı? Hayır, yok. Zebani ne peki? Şeytanın neyi oluyor? Yardımcısıyım, yardımcısıyım. Ben bu dünyaya getirmiş bir kişiyim. Yani yardımcısıysan o zaman bir kas sistemi var. Kas sistemi? Yani bir piramittesiniz. Şeytanın altındasın sen. Sen onun işlerini yapıyorsun. Onun yerine sen bu dini yayıyorsun. Elçisin. Şu anda özgürüm aslında. Yani kas sistemi ve kölelik var. Dinleyen görevlendirilmiş bir kişiyim ben. Tamam, o zaman kas sistemi ve kölelik var. Kölelik yok bizde. Ben şu an köle değilim ki. Ben şu an istediğim gibi özgürce yaşıyorum. Ben şu an çıkar giderdim yani. Özgürlük var yani. Ama hakikati yayıyorum diyorsun. Evet, yayıyorum. Yaymasam da olur yani. Ne fark eder? O zaman ne anlamı kalacak zebani olmanın? Yani kölelik yapıyorum var. Yapıyorum ama. Yok, kölelik yok. Yapmazsan ne oluyor? Yapmazsam. Zebani olmuyorsun. Benim yaratılış amacım ama. Tamam, senin işte o sen zaman. Tamam, senin yaratılış amacın. Sen yaratılmadığını amacım iddia ediyorsun yani. Senin başlı başına bir çelişki, anladın mı? Tabii benim bir yaratılış amacım. Bütün dinlerde çelişki olduğunu kabul ediyorum ama seninki başlı başına bir çelişki. Benimki ben Tanrı'yım diyorsun. Benimki bir dini görüş. Seninki yani. Din diye değil ki. İşte din değil zaten, din olduğunu iddia etmiyorum. Tam birlikte din diyorum işte. Sen diyorsun ki satanizm böyle. Hiçbir şey bilgin yok aslında senin. Din değil diyorsun. Sen kendi işte bir arayışa girmişsin. Hayır. Bir şey peşine gidiyorsun. Ama şöyle bir şey yani. Söyleyeceğim sana. Benimki din değil diyorsun. seninki bir din olmak zorunda. Çünkü senin inandığın olmak zorunda. Şey. Evet, zorunda. Sen benim inandığım şeyi bilmiyorsun ki. Şeytana inanıyorum diyorsun. Nasıl bilmiyorsun? Şeytana inanırım demedik ben hiçbir zaman. Nasıl demedin? Şimdi senin tanrın şeytan. Ben diyorum ki ben bunu rüyamda bir gördüm. Şey söyleyebilir miyim? Ben anlatabilir miyim? Tamam, ama bir şey söyleyecektim. Ben biliyorum seni, evet. Şimdi söyledin. Senin tanrın şeytan. Evet. Şimdi şeytan hangi kaynaklarda geçiyor? Dini kitaplarda. Demek ki şeytan bir dini unsur. Hayır. Evet. Evet, öyle. Dini unsur olmak zorunda çünkü bu kitapların dışında şeytanın varlığına dair hiçbir şey yok. Var. Senin rüyanda görmen dışında. Benden önce bir dünya insan da var, hatırlatırım yani. Benden tamam. Önce çıkmış arkadaşlarım da var. Hepiniz kafayı yemiş olabilirsiniz. Bunu nasıl kanıtlayabilirsin? Tanrı olduğu iddia eden biri mi söylüyor bunu bana? Evet. Bir hikaye vardır. Hikayede iki karakter vardır, tamam mı? Sen o hikayedeki bir karaktere inanıp diğerine inanmamazlık yapamazsın. Çünkü o zaman hikayeyi reddetmiş oluyorsun. Benim bir kitabım senin yok. Senin hikaye diyebildiğin şey yanlış, anladın mı? İslam'a göre satanizmi yargılayamazsın. Satanizm kitaplarından yargılayabilirsin. Hani ben... satanizmin kitabı yoktu? Tamam, o zaman dünyada şeytan... yazılan bütün kutsal kitaplar, tamam mı bak? Dünyada yazılan bütün kutsal kitaplar insanlar tarafından yazıldı. Tıpkı senin dininde insanlar tarafından çıktığı gibi yani. Evet, ben zaten bütün kutsal kitapların insanlar tamam. tarafından yazıldığını kabul ediyorum. O zaman tamam. Şeytan da insanlar tarafından yazıldı. Hayır. Çünkü şeytan sadece kutsal kitaplarda geçiyor. Rüyamda hissettim diyorum ben sana bunu. Tamam, ben de kendi kendime rüyamda hissettim. Herkese de hissettiriyorum diyorum içinde, anladın mı? Tamam, şeytan da oğlum, yok bak, o zaman. Oğlum bak, şimdi çok basit bir soru var aslında ortada. Diyor ki abi bak, içimde hissettim diyordu. Abi olmayan bir şey tamam, demezsin ki ben sen. Ben sana soruyorum. Tamam abi. Zebani diyor ki, sen diyor madem kutsal kitapların diyor yazıtının insan tarafından yazıldığını biliyorsun. Yani madem tamam. böyle bir şey yok. Hani bu kitaplar doğru kitaplar değil. Tamam. Madem bu inançtasın, o zaman şeytana nasıl inanabiliyorsun? Rüyamda hissettim diyorum ben bunu çünkü, anladın mı? Satanizm sen bu. Onu hissedebiliyorsan o da Tanrı olduğunu hissedebilir. İkisi de saçmalık çünkü. Yes, ben bak, de halka ben diyorum bak, şeytan yani... ben, bir saniye sorar mısın? Şeytan Bodo'da olan herkesin şeytanın var olduğunu biliyor. İyi veya kötü size göre. Ama sonuçta olan bir karakter, doğru mu hocam? Olan bir karakter. Olan bir bu karakterse arkadaş, o... Tanrı'ya da inanmak zorundasın. Onu diyorum, peygambere de inanmak zorundasın. Çünkü onlar bana Tanrı olduğunu kanıtlayamadı ki. Bana Tanrı olduğunu şeytan kanıtladı. Bu dünyadaki adalet sistemini nasıl sağlıyorsunuz? Biz panteistler olarak, ben dediğim gibi bütün ruhları, bütün bedenleri deneyimleyeceğim. Bu da empatiye dayanıyor. Sinekli olacaksın yani. Evet. Yazın evime girme o zaman. Senin yanına geleceğimi hiç düşünmüyorum. Öldürüm sineklik var mesela. Şöyle... Keşke sorduğun soruyu yanıtlayabilsem. Dinliyorum seni, evet. Bütün... Arkadaşın iddiası ve piş, finish go. Kazandım. Bütün dünyevi şeyleri deneyimleyeceğim için... Tamam. Yani ben sen de olacağım. Ben anladın de olacağız. Mı? Evet, sen olacağım. O yüzden ben sana kötü bir şey yapmam. Şimdi ben olamazsın. Şimdi ben olamazsın ki sen. Nasıl olamaz? Az önce beni yalandın sen. Tamam. Sen, tam şeytana inanıyorsun dedin bana, tamam mı? O zaman sen bana ben olamazsın ki, sen ben olursan şeytana inanmış olacaksın. Evet. Başlı başına bu da çelişki. Hayır, o zaman çelişki değil. Çıkmış oluyorsun yani. Hayır, çıkmış olmuyorsun çünkü bütün panteistlerin inancına göre bütün dinler kendi çapında zaten doğrudur. Çünkü... Doğruysa niye Müslüman olmuyorsun? Çünkü... Niye satanist olmuyorsun? Çünkü biz kendimize göre tanrıysak ve kitapları da insanlar yazdıysa zaten... Dolaylı yoldan kitapları tanrılar yazmış oluyor.
O yüzden bütün dinler kendi çapında doğrudur. Ben hayatımın bir döneminde Müslüman da olacağım, Budist de olacağım, Satanist de olacağım, her şey olacağım. Çünkü seninki bir bilim dalı o zaman, din değil ki. Zaten din değil zaten. Ama seninkinden daha din yani. Din değilse tartışmamızın bir anlamı yok şu an. Dini görüş. Hani din değildi? Dini görüş ve din farklı şeyler. Tamam, ben seni yine anlayarak dinlemeye çalışacağım ben seni. Biz özgürlük adı altında satanizmi yayıyoruz aslında. Satanizmden kastımız o yani bizim. Tamam. Pentagram ne anlama geliyor? Pentagram. Anlamı ne? İşte bir sembol işte, bilmiyorum. Satanizmin tabii sembolünü bilmiyor musun? Satanizmin sembolü değil ki. Sembol olması bir anlam değiştirmek ters mi? Ters pentagram. Bu bardak da benim sembolüm oluyor ama bir anlam ifade etmiyor benim için. Hayır. Ters daire içindeki ters pentagram satanizm sembolüdür. Ve sen bu sembolün anlamını bilmiyor musun? Sembolü insanlar yaptı. Biz sana takılmıyoruz yani. Senin takıldığın şeye bak şimdi. Tamam, benim bir tane çürütmeye çalışıyorsun ama elinde hiçbir şey yok yani. Birkaç şey öğrenmişsin, gelmişsin burada işte. Senin de rakibim yapmışlar işte, ne yazık. Yani şöyle ki satanizmin sembolünü reddediyorsun. Milyonlarca insanın inandığı sembolü. Değil dedin. Sembol olabilir dedim, tamam. Sonuçta bu bardak da sembol olabilir. Tamam, anlamı ne o zaman? Anlamı benim için bir şey ifade etmiyor yani. Ben bak bunu ben derim ki bu satanizmin sembolü derim bu kalem. Benim için bir şey ifade etmez aslında. Bunu takarım. Bir ifade etmiyor. Aynı şekilde bu çünkü zincir yani. Diyorum ki zincir diyorum. Cehennemin sembolüdür diyorum. Ama bunu takmasam da olur aslında. Bir şey ifade etmiyor yani. Tamam. Dünyaya bakacaksın. Peki şeytana inanıp neden İsa'nın gerildiği çağrını... Ben diyorum ki bak hala anlamıyorsun olayı. Biz inanmıyoruz. Biz satanistler inanmıyoruz. Az önce dedin ki şeytana inanıyorum. Çünkü inanmıyorum dedim. İnandırdı gördüm dedim. Dedin. Tamam. Hayır, inandırdı. Bunu sadece ben bilebilirim ama. Senin tanrın kim? Şeytan var da olabilir, yok da olabilir ama. O zaman satanist değilsin çünkü... Ya sen satanistle kalsın nedir hocam, beni denir peşimde ya. Var da olabilir, yok da olabilir dediğim bir şey senin dinin olamaz. Çünkü tamamen inanmıyorsan sen o dine mensup değilsindir zaten. Var da olabilir, yok da olabilir diye bir şey yok. Senin dinin ya vardır ya yoktur. Ben inanıyorum bak, ama ben var olduğunu %100 iddia ediyorum. İkimiz de biliyoruz, gel bir doğru olup olmaması önemli değil. Sen kendi dinine inanmıyorsun yani. İnanıyorum. Ama diyorsun ki var da olabilir, yok da olabilir. Emin olmadığım bir şey. Bilmezlik diyorum ben ama sen bunu tamam, anlamıyorsun. Tamam, o zaman yok işte. Yok yani, daha kendi dinini kabul etmiyorsun. Ya hiçbir tanrını bilip bilmedin henüz. Yok yani anladın mı? Hepsi bilmezlik. Senin tanrını da bilmezlik. Tanrı yok değil mi? Tanrı sendin, pardon. Allah'ın da varlığı bilmemezlik. Biz buna takılmamamız gerekiyor. Benim vermek istediğim mesaj bu yani. Takılmayın bunlara. Tamam, o zaman satanist değilsin. Ya bu şimdi... Işte... Agnostik oluyorsun o zaman tövbe, sen. Tövbe tövbe. Şeytan tövbe çektir adam var ya. Şeytan tövbe etti. Şeytan tövbe etti. Benim aklımı yediriyorum artık. Bu işin içine çıkamıyorum ben. Yeter artık ya. Oğlum gel Müslüman'a bak kardeşim. Vallahi diyorum ya. Şimdi bir sorum daha var. Satanizmde şeytan kötü değil, iyi karakter olarak lanse bilge, ediliyor. Bilge, ışık, güç, evet, evet o anlamda. Ve iyi. Tanrı size göre kötü, şeytan iyi. Normalde kötü, ben kutsal... kötü bir şey demedim. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Yani normalde kutsal kitaplarda genellikle Tanrı iyi, şeytan hatalı olan taraf ya. Hep kendi çalışıyorsun şu an. Ben dedim kutsal kitaptan örnek verme. O zaman şeytan yok. Var. Nasıl var? Hissettireyim sana. Hissettirir misin şu anda? Bunu keşke yarın çekseydik. Yani gelecek ya başlayıp. Ya sen bırak şunu Raymond'a. Sen hissettin, sen kendini söylüyorsun ya. Sen özgürlüğü yaymıyor musun? Zebani değil misin? Şeytanı bana istediğin ayin zaman hissettir. Ayin yapmamız gerekiyor için ama. Ayin mi yapalım işte? Her zaman hissettiremiyorsun. O zaman senin zebani olmanın bir anlamı yok. Var. Ben zebaniyim. Amacım hakikati yaymak. İnsanlara özgürlüğü yaymak. İnsanların özgürlüğü yaşamasını sağlamak. Ama senin hiçbir amacın yok yani. Boş. Yaşıyorsun, gidiyorsun, öleceksin. Sonra bir göreceksin Allah varmış. Veya şeytan varmış. Yani neyse, anladın mı? Olay bu yani. Sen taklaya geleceksin ablam, ben sana söyleyeyim. Yani bence sen gelmişsin zaten. Ben gelmedim ki şu an. Sen ölmeden geldin taklaya. Çünkü hiçbir şey kanıtlayamıyorsun şu anda. Ben sana kanıtladım. Ya şeytanın varlığını... Kanıtlasam 107 kişi benim peşime gelmedi, anladın mı? Biz aramızda akıllı bilinçli kişileri alıyoruz. 107. Pandeizm miydi? Pandeizm miydi? Pandeizm inanan kaç kişi var? 10 kişi falan mı? Ha, bir kendin inanıyorsun değil mi? Doğru. Panteizme inanan çok insan var öncelikle. Satanizmden daha çok hatta. 15-20 mi? Ama çok fazla, emin ol. Yani sadece çok fazla insanların adlandırıp da kullandığı bir inanç türü değil. Şöyle, şeytana tapmak ya da inanmak kalıplaşmış bir şey. Çünkü bir tane karakter var orada yani. Peki, anlıyorum seni, ben anlamak istiyorum. Mesela bizde ayin sistemi vardır mesela. Kendini iyi hissetmek için yapılır. Sizde o sistem var mı? Hayır. Hani az önce demiştin ama ritüel yapıyoruz demiştin.
Tanrı'dan bir şeyler diliyorum demiştin. Ritüel yapmıyorum. Hepsi aynı şey dedim. Şöyle onu açıklayacağım sana demiştim. Şimdi dua etmek, Allah'a dua etmek, işte Jesus'a dua ama etmek, sen bir şeytana dua etmek. Allah'sın dinlersen, cümlemi bitirmeme izin vermezsen evet. Hiçbir şey anlaşamayız. Yani dinliyorum şu an seni. Şimdi kime dua edersen et, evrenden iste, ister 777 yaz, ister işte yok o kanun, o kod, bu kod, Allah'ım ne olur bana işte şunu ver, amin, Jesus please give me what I want, bilmem ne, hiç fark etmiyor kime dua ettiğin. Sen zaten benim Tanrım'a dua ediyorsun. Çünkü sen zaten Tanrı'nın bir parçasısın. Ve dediğim gibi dinleri biz kendimiz yarattığımız için aslında zaten kendi kendine dua ediyorsun ve kendin onu sen çekmiş oluyorsun. Benim mantığıma yatmıyor. Olabilir. Benim de şeytanın rüyana atla gelmesi yatmıyor ama işte buradayız. Ölünce anlayacaksın o zaman. Ne diyeyim? Valla ölünce anlayacaksınız bence. Evet doğru. Ölmeden bilemeyiz. Yapacak bir şey yok. Senin dinin o zaman TikTok'tan çıkmış. 777 falan. Aldım verdim kabul ettim. Yok. Tanrı. Sana diyorum ki hepsi aynı. O zaman Müslümanlık da mı şey TikTok'tan yok. Çıktı? Yok. Aynı şey diyorum hepsi. Dua etmek... Başka isimlerle hayır. Adlandırılıp aynı şeye bir şey diliyorsun sadece. Yıldız kayar, dilek tutarsın. Bu da bir duadır. Mesela ışıkları kapatıyorsun, doğum günü kutluyorsun, sürpriz. Biri sana şarkı söylüyor, sen mum üflüyorsun ve dilek tutuyorsun içinden. Bu nedir? Ayindir. Ve bunu herkes fark etmeden yapıyor. Sizde mucize de yok o zaman. Mesela İslam dininde mucizeler vardır. Ben buna inanmıyorum ama mesela Muhammed arkadaşımız inanıyor. Bizim dinimizde de aynı şekilde mucizeler var. Biz inanıyoruz, siz inanmıyorsunuz. Anladınız bence, mı? Olay bundan ibaret yani. Bu mucizeler yok. 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 Gösterebilir sana. Nasıl göstereceksin? Oh, i̇nanmadığın dinin şeyini mi göstereceksin? Mucizesini mi göstereceksin? Var. Belki göstermeyebilirim yani. Bundan bu da bilmemezliktir aslında. Kanka bak, bilmemezlik bence bir çözüm yolu senin için. Çözüm yolu değil aslında. Kaçış. Hayır, her gibi. Şeyden bilinmemezlik aynı diyerek şey. Kaçıyorsun. Kaçmıyorum. Çünkü sorularımın hiçbirini yapamıyorsun. Ben sana hepsi cevapladım. Senin teorini çürüttüm şu an. Cevap verdiği kısımlar oldu. Gülerek geçtim biliyorum. Pekala. Nasıl çürüttün çok merak ediyorum. Sorabilirsin, sorularını bekliyorum senin. Şimdi satanizmin amblemi bilmiyorsun. Okey. Şeytan eğer haklıysa asıl haksız olan tanrı kim? Onu da bilmiyorsun. Sen hiçbir şey bilmiyorsun ama. Nasıl olacak? Benim bir kitabım yok. Ben bir dine mensup değilim. Ben tek bir adlandırılmış tanrıya inanmıyorum. Benim sana bir kanıt sunmam gerekmiyor. Ama sen satanist olduğunu iddia edip şeytana inandığını söylüyorsan asıl senin bana kanıt sunman gerek ki ben sana inanayım. Tamam, çünkü eğer şeytanın, hayır, sen şeytanın varlığını bana dayatmaya çalışıyorsan bana bir kitaptan örnek vermen gerekiyor. Hangi şeytana inanıyorsun? Bir sürü kitap. Bir kitaptan örnek verelim. Tamam işte. Kitapsız ama yani. Hangi kitaptaki şeytana inanıyorsun? Çünkü kitaplarda oradaki... şey bak ben sana az önce dedim. Bak, hep kendi çizişiyorsun. Bildiğin bir şey yok senin. Anladın mı? Bildiğin bir şey yok. Satanizmde resmedilen, anlatılan şeytan hep aynı. Neye benziyor biliyor musun? Bütün kutsal kitaptaki şeytanların hepsiyle tamam. Aynı. O zaman neye oradaki benziyor? Şeytan. Neye benziyor şeytan sana göre? Satanizmde tamam. Anlatılan şeytan tamam. Hep çürütmeye çalıştığınız dinlerdeki anlatılan şeytan yani aynısı. O zaman hangi kitaba inanıyorsunuz siz? Çünkü sizin bir tane dine inanmanız gerekiyor ki bu anlatılan şeytana da hani inanmanız lazım. Çünkü aynı şeytandan bahsediyorsunuz. Başka bir şeytan değil bu. Ama bir kitaba da inanmadığını söylüyorsun. Mesela ben bir kitap yazsam, neyse bu konuya girmeyelim. Bu konu çok uzayacak. Hep aynı muhabbet zaten. Tanrı öyle yazdıysa şeytanın kötü olma ihtimali var. Var mı yok mu yani? Var da olabilir, yok da olabilir. Tamam işte diyorsun belki şeytan ki bak. Belki Tanrı kıskanmış için şeytanı öyle adlandırdı. Tamam işte hangi Tanrı? Ben sana dediğim tanrıyı söyledim değil mi? Şeytan dedim ışıktır, büştür dedim. Tamam. Maddesel gözüne göremezsin tanrı, bunu. Maddesel gözüne tanrı, göremezsin. Hangi tanrı şeytanı kötü ki, adlandırdı? Az önce sen söyledin. Ya senin bir şey bildiğin yok ya. Hangi kitap? Hayır, yanıtlayamadım bütün soruları. Seni çürüttüm, bir şey bilmiyorsun diyerek çürüttüm cevap tabii. Veriyorsun. Çürütmedin hiçbir şey. Şu an hiçbir şeye cevap veremiyorsun. Bu program full yükler misin abi gözünü seveyim? Yükleyeceğim. Tamam abi. Ama senin eksi olur kanka. Eksim mi? Evet, senin eksi. Ben diyorum ki tanrı diyorum, bana kanıtla diyor. Tanrı maddesel bir gözle görülmez. Ben diyorum ki maddesel gözünle görmedim dedim. Rüyamda gördüm. Maddesel gözünle gördüğümü iddia etmiyorum. Sen benim soruma yanıt vermiyorsun. Kanıtla diyorsun. Ben sana kanıtladım zaten. Sen diyorsun ki Tanrı benim diyorsun. Senin daha mı mantıklı yani şimdi? Tanrı bir sinek diyorsun. Tanrı kendine daha alt bir hayvanla kıyaslıyor musun tamam, yani? Tamam ama bak benim sorduğum şey abi, ben de Tanrı'yım. Muhammed abi de Tanrı. Sen de Tanrısın. Evet ama benim sorduğum şey o değil. Sen şeytana inanıyorsun. Tamam mı? Şeytan, Lilith falan. Lilith'e inanıyor musun? İnanmış da olabilirim, inanmamış da olabilirim. Lilith'e inanıyor musun? Şeytanın görmedim ben eşi midir nedir? Ben görmedim, eşi değil.
Okey. Bir şey bildiğin yok yani. Nereden biliyorsun görmediysen? Bizi karı koca oluyor yani. Sizde var ya tanrıçaları, tanrılar falan. Sen kadınsın yani, tanrıçasın o zaman, doğru mu? Tanrının özü var. Tanrının yani, cinsiyeti yoktur. Tanrısallaştığında evet, ruhun tanrı. Cinsiyeti yok. Evet, doğru. Şimdi şöyle. Ama şeytanın bir cinsiyeti var. Erkek değil mi şeytan? Erkek değil mi? Tanrı'nın bir cinsiyeti olmaz zaten. Tanrı bir madde mi? Tanrı bir insan mı cinsiyeti olsun? Veya bir canlı mı? Şeytan ne? Bak, geçen, keçi yani, ayaklı olandan mı bahsediyorsun? Hayır. Hangi şeytan? İşte senin gibi insanların, cahil insanların uyduruğu bir şey yani. Boynuzlu tamam, varmış, kediymiş, keçiymiş. Hangi şeytandan bahsediyorsun? Bak gördün mü bak, sembolün bir anlamı, bir anlam ifade etmediğini tamam, şu an kendine kanıtladın. Tamam, o zaman sen satanist değilsin. Çünkü satanistlerin ya, inandığı şeytan bu. Ya arkadaşım, ben anlamıyorum ki. Sen, sen o zaman şeytan, şeytan kalıbını alarak kendince başka bir satanizm uydurmuşsun. Ve buna... Ay yüzü bilmem ne kişiyi inandırmışsın ama böyle tamam. Bir satanizm yok. O zaman sen satanizm diyemezsin buna. Başka bir isim bulacaksın. Kendi yarattığın bir kült olacak çünkü satanizm bu değil. Sen dediğim gibi sen dinleri Google'dan öğrenmişsin zaten, tamam mı? Zaten hiçbir satanist de haç takmaz kulaklarına. Yok, sattım bir ama beni dinleştiremez ki şu an. Ne alakası var yani? Tamam ama o haç nefret ediyor senin sevdiğin şeytandan. Niye takıyorsun? Seviyorum. Bak elimde de vardı. Onu cezalandırıyor yani. Yo. Neden yani? Ne alakası var? O zaman şeytana ihanet etmiş oluyorsun bize bahane olarak yani. Sevdiğim için takıyorum. Yani bir taktığım bir şey ama benim dinimi değiştiremez ki. Dinin değiştirmesi önemli takabilir. Değil. Ben takmam. Şey bilin yok işte. Yorum, benim videomu izlemiş, yorumlarını okumuş. Acaba ben bunu nasıl yenebilirim? Videonu izlemedim. Aynen. Ama... Ondan demiştin değil mi? Videonu izledim, mesaj attım. 4 dakika dayanabildim demiştin zaten. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsun. Gerçekleri görmek istemiyorsun çünkü. Gerçeklerle alakası yok. Hiçbir satanist takmaz yani. Niye taksın? Sevdiğimiz için takabiliriz. Neden bence. Yani? Biz sevdiğimiz bir şey yapabiliriz yani. Ben mesela ne, Kur'an da okuyabilirim. Sevdiğin bir şey yapabilirsin. O zaman sen günahkarsın. Çünkü mesela bize günah yapıp anlayışı yok işte, anladın mı? Bak. Ya senin bir şey bildiğin yok. Sen, bizde günah yapıp anlayışı da yok. Anladın mı? Günah yapıp anlayışı olsa takmazdım zaten. Bu doğru dedin. Ama bizde anlayışı yok yani. Tamam ama satanizm Hristiyanlığı sevmiyor. Ya satanizm, sen bilmiyorsun ki satanizm nedir. Sen satanist değilsin ki. Ya sen bilmiyorsun ya nasıl satanizm. Ya sen satanizm nedir? Onu bilmiyorsun. Sen satanist değilsin. Sen dinleri Google'dan öğrenmiş tamam mı? Araştırmışsın. Sen Google'dan öğrenmişsin. Google'dan mı? Google'dan öğrensem ben diğer şeyleri seçerdim, ekolleri. Teistik olurdum ya, ateistik olurdum. Kitapları inerdim. Daha kolayıma gelirdi o benim. Niye öyle yapmadım? Çünkü ilgi çekici değil. Böyle ilgi mi çekici? Evet. Yani hiçbir satanist haç takmaz. Bu bir. Kaç tane satanist var? Gördüğün satanistler bizden çıkma, emin ol yani, anladın mı? Bizden görüyorlar. Çok sen daha satanizmin sesini bilmezken ben satanistlerle tanışıyordum. Benden bir yaş hiçbir büyük olarak satanist, mı? Evet. Ben onlar satanist benden büyüktü zaten. Benden yaşıt değillerdi. Seni o zaman çocuk diye ciddiye almamışlar demek ki. Satanizm, senin anlattığın şey satanizm değil. Birincisi, senin bildiğin şey satanizm. İddia ettiğin şeyi kanıtlayamıyorsun zaten. Abi. Tamam işte şu anda... hiçbir mantığa çıkmıyor. Çünkü kızın bildiği hiçbir şey yok abi. Kanka... Ben konuşamıyorum ben. Bahadır abi olsa yemin ederim 5 saat konuşurum ama bu kız hiçbir şey konuşulmuyor abi. Ciddi söylüyorum ben. Kız çok güzel sorular soruyor. Abi diyor cevap hepsini... veremiyorsun. Size diyor, siz diyor ki abi size günah sebep anlayı. Abi biz diyorum ki bak Google satanizm Google'dan ibaret bir şeydir, anladın mı? Bak Google satanizmi yazıyor, satanizm şeytana... Google'dan baktım, nereden biliyorsun? Nereden ya biliyorsun o zaman? Ya bir sürü kaynak mi? Var. Bir sürü kaynak nereden var. Biliyorsun? Satanizm... Kaynak ne işte? Ya bak satanizm milyonlarca insanlar tarafından tamam, kabul edilmiş bir din. Kaynak mı söyler misin? Ama sen bunu yanlış cevap şey soruma. Yapıyorsun. Soruma cevap verir misin? Bir sürü kitap var canım benim. Bu ya kitapta yazılan şeytan içine mi hissetmiş? Bunun kanıtı var mı? Bak. Milyonlarca insan tek bir satanizme inanırken sen neden başka bir satanizme inanıyorsun da benim yanlış bildiğimi iddia ediyorsun? Sen satanizm, tamam, biz onları, satanizme biz onları inandığını kabul iddia edip kendi inandığın şeyin dinini bilmiyorsun. Tamam biz onları kabul etmiyoruz. Şu anda sen nasılsın biliyor musun? Kur'an-ı Kerim sadece Arapça okuyup ben Müslümanım diye gezen insanlara benziyorsun şu anda tam olarak. Bu kadar. Dersine çalışmış çok, ama. Çok. Dersine çalışmış. Ya sadece bir dakika önce dedin ki hiçbir şey bilmiyorum. Ya var ya. Psikoloji mi bozdun lan? Hayır milyonlarca abi, insan başka bir satanizme mi inanıyor? Ben bilmiyorum ki. Bir tek sizin kısmı. Ben diyorum ki bak bu dünyada satanizm. Olan bütün kitaplar bak çok streslendim şu an. Bu dünyada olan bütün kitaplar. Bak sakin olacağım tamam, ben çok stresli bir insanım. Sakin olacağım. Tamam. Bahadır Reis gibi gerildim biraz. Hayır kollarını sıvadın ya, ben de sıvadım. Kolum yok ama yine de sıvayım dedim. Dinliyorum seni. Çok kinlendim. Anladım. Bu dünyada olan biz kutsal kitapları kabul etmiyoruz. Ve sen ona dayanarak bana yok kulağımda kaç örnek veriyorsun? Günah sebep anlayışını örnek veriyorsun. Biz diyoruz ki o yok. Bir şeyi niye takıyorsun o zaman? Sana ondan bahsediyorum. Bak, kabul et. Ya ne alakası var onu? Ben sevdiğim için takıyorum. Ben onu çıkartıp atarım artık. Ne fark ediyor yani?
Tamam, şeytan hangi kaynaktan gelen şeytan o zaman? Şeytan ne? Şeytan yok ki o zaman. Var. Bak sen o zaman şeytana şeytan diyemezsin. Çünkü şeytan zaten var olan bir şey. Eğer kitaplardaki şeytana inanmıyorsan sen başka bir şeye inanıyorsun. O zaman sen satanist değilsin. Satanistim. Hayır. Ben diyorum ki şeytan, bak ulaştığı insanların içine hissettirir. Sana bir tane kitap olacağım ben satanizmi okursun, tamam mı? Çünkü sen satanist değilsin. Sen başka bir şeye inanıyorsun. Kalbimi kırmak istemiyorum abi şimdi. Kamera karşısında. Kırkır sıkıntı yok. Kırabilirsin. Burası meydan muharebesi. Kırabilirsin yani, kırılmaz çok kalbim. Çok tatlı da bir insansın değil mi? Hani kalbim kırılmaz, niye kırılsın? Bir şey tartışıyorsan, polemikteyiz. İsteyeni söyleyebilirsin. Ne diyorduk en son? Valla bilmiyorum, sen bir şey söyle. Kalbini kıracaktın en son. Bak onun önce... Sana kitap alıyordun, satanizm. Neden kitapları kabul etmediğimi söyledim sana değil mi? Tamam, sen bana başta dedin ki ben içime hissettim dedin değil mi? Doğru mu? Sonra evet. Dedin ki bir öncekinde demiştin ki kitaplardan öğrendim. Kitapta öğrendiğim bir şey nasıl içinde hissedebiliyoruz? Şimdi demek ki başka biri önce içinde hissetmiş ki senin ben özgürlüğü yayıyorum dediğin gibi o da kitap yazmış, yaymaya çalışmış. Kaynak şeytan, dediğin budur zaten. Şeytan bizim seçilmiş insanların içine hissettirir. Ne olur? Biz dini yayarız, özgürlüğü yayarız. Din nedir? Dini kitap nedir? İnsanlar yazar dini kitabı. Peygamberler işte. Nedir? Allah ona söyler, peygamber yazar ya da bir şey olur, o kitap gelir. Ama onu kim söyler? Yukarıdaki Tanrı söyler, onlar yazar, dini kitap olur. Ama o yazan kişinin sözleri değildir. Ona gelen Tanrı'nın söylediği şeylerdir. Yani işte. Satanizm kaynaklı olan kitaplar da insanlara şeytanın fısıldadığı, söylediği şeyler. Öyle bir şey olsa rüyana, zaten. Hayır. Öyle bir şey olsa senin ben rüyana girdiği zaten. Gibi onların rüyasına da girmiş olabilir. Onlar da böyle kaynak yapmış olabilir. Ama milyonlarca satanistin reddetmediği şeyi tam sen reddediyorsun. Sadece var. Senin kültün mü? Bizim de yazdığımız sözler var. Evet biliyorum ben bunu. Bizim yazdığımız tamam, sözler var. Tamam o zaman var. Siz satanistin. Gel bir katıl bakalım. Başka bir dalısınız yani. Evet ekol çünkü farklı. Çünkü satanizm böyle bir şey değil yani. Tamam ekol farklı o zaman zaten. Satanistim diyemezsin. Satanizm kaç ekolü vardı söyler misin bana? Ne bileyim ben satanist değilim. Bilmiyorsan niye bir konu hakkında tartışıyorsun ki benimle? Tamam mı sen satanizm bilmiyorsun zaten. Ben satanizm... Satanizmi bilmiyorsun zaten. Satanistin demedim ben sana. Satanizmi sen kendin aldığın şeyi de bilmiyorsun. Yeterince biliyorum satanizmi. Senin satanist olmadığını ben anlayacak biliyorum. Kadar biliyorum ben satanizmi. Köpek bir tanrı ben panteizm biliyorum yani. Ruh olan her şey bir tanrı değil mi? Evet. Ben de tanrıyım, sen de tanrısın. Evet, tanrısın. Ölünce de ne olacak? Bir daha mı doğacağız? Evet. Belki de olmayız, bilemezsin. Ben de bilmiyorum zaten. Bilmemezlik mi benimki? Bizde de var olanak. Biz, ama en düşük olanak yani. Bizde 4 olanak var. Ne olanak cennet, veririz? Cennet kavramı. Cennet, nasıl abi? Cennet, cehennem kavramı. İşte ikinci yaşam dediğimiz en son olanak. Cennet ve cehennem nasıl? Görmedim ki. O zaman böyle bir kavram olduğunu nereden biliyorsun? Dinlerde de geçiyor bu. Tamam, ben, o dinlere demedim. İnanmıyorum. Hayır, inanmıyorum bak. Dinlerde de geçiyor. O da bilmemedik aslında. Onlar da bilmiyor. Hayır, dinlerde yazıyor. Cennet şöyledir, tamam. Böyledir, bunu vereceğiz, nereden şunu vereceğiz. Nereden biliyorsun sen cennet öyle cehennemde böyle vereceğiz. Kitapların hepsinde anlatıyor. Bana söylenmedi işte bu. O zaman cennet cehennem kavramı olduğunu bilmiyorsun yani demek ki. Var ama. Nereden biliyorsun? Müşterim biliyor benim. Nereden biliyorlar? Onları da efendi iletti. Onların da bir üstü baş karar ayıp zaten. Türkiye'de yaşamıyor kendisi. Yani seni de karşılaşmaz yani seni ciddiye alıp da yani. Zaten baş karar ayıp senin inandığı şeye inanmıyor emin olsun. Başka bir boyutta. İnanmasının onun yanında olmaz mı yani? O beni rahip olarak seçmez herhalde. Sen rahip misin? Rahipim ben. Zebaniydin en son. Tamam işte rahip, zebani, peygamber, elçi her şey geçiyor. Dinleyen yani, hiç kimse. Hoo bayağı şey oldu. Sen nesin? Bütün senin bir amacın yok ki. Var. Boş yaşıyorsun işte. Hayır benim amacım var. Ben Tanrı olacağım. Tanrı olmak için yaşıyorum. Tanrı mı olacaksın sen? Evet. Tanrı olma ne? Büyük Tanrı olma. Sen şu an bebek tanrısın değil mi? Evet. Ben yumurtayım. Ya, insanların aklını yönlüyoruz abi. Şu programı çıtır bak. Benim o. İnsanların aklını yönlüyoruz. Yemin ederim insanların yemin ettim bak gördün mü şimdi? Zaten cevap veremedim. Kimin aklını oynandığı şey belli zaten de. Kimin aklını oynandığı belli. Kimin? Sen baksana kartlar bile karıştırdı. Ya çok ciddi anlam bir başlı başına zaten bir trajikomedi. Tanrı'yı maddesi olarak görmek zaten başlı başına bir mantıksızlık. Neyse sen panteist olacaktın ya da ben satanist olacaktım. Galiba panteist oluyorsun diye yorumladım. Panteist olacaksın herhalde. Valla ben de diyorum ki izleyiciler şöyle bir algıyı artık anlasınlar. Gerçekten inandığınız dine sıkı sıkı sarılın. İslam'a sıkı sıkı sarılın. Çünkü iki bilinmez din, iki bilinmez inanç karşı karşıya. Hiçbiri bilinmez aslında. Çok net bir şekilde İslam belli. Bak ikiniz tartıştığınız konuya bakar mısınız? Ne senin tartıştığın konu geçerli bir konu, ne senin tartıştığın konu geçerli bir konu. Ama ben azından kaynağım ki, olduğunu iddia etmiyorum. Seninki de o bilinmezlik o zaman. Evet ama hani... Seninki de bilinmezliğe çıkıyor. Ben diyorum ki bak benim insanlar... Çelişkili. Müslüman olduğunuz için şükredin kendinize. Yemin ediyorum var ya şu izleyicilerden tek istediğim şu an bu.
Efe, öyle bir soru sor ki yer yerinden oynasın. Yani kendimi köpekle kıyaslayan bir insanla ben ne sorabilirim ki en fazla? Kendimi köpekle kıyaslamıyorum. Kıyasladım. Hepimiz insanların bir acıyız, ruhuyuz dedin. Evet. Doğru mu? Tamam, kıyaslamak işte aynı, ikinizde de aynı şey var. Evet. Bu kıyaslamak değil. Ben o olacağım, o ben olacak. Herkes tanrıdır, her şey tanrıdır. Bir sınav yoksa bir mantık yani, yok onun içinde. Yani dünya üstünde her şey kutsaldır benim için. Her şey çok değerlidir. Yani köpek senin gözünde değersiz olabilir. Bence değerli bir varlık. Benim için de değerli bir şey. O zaman kendini köpekle kıyaslıyorsun diye köpekleri küçümsemene gerek yok. Köpek senden bir alt varlık değil mi? Konuşabiliyor mu köpek? Bir duyguları köpek var mı? Köpek benden bir alt varlık olduğunu nereden biliyorsun? Konuşamaması... Konuşamıyor ki. Köpek düşünebilir mi? Düşünemez. Konuşabilir mi? Konuşamaz. Düşünemediğini nereden biliyorsun köpeğin? Konuşamıyor ki. Devamı TRT çocukta. Üniversite bu anlayışı yok. İkinci yaşam yok. Tanrıyım diyor. Ben bu arkadaşla sabah kadar konuşsam gene bir yaşam olacak var. Yani. Efe, bana, ben de sana şunu söyleyeyim. Bana satanizmden vurmaya çalışıyor beni ama bildiği satanizm benim inandığım satanizm değil yani. Tamam işte o zaman sen satanist değilsin. Ya hala anlamıyor. Ooo Allah'ım delireceğim. bana bir Allah çektirdi artık. Ben ne diyeyim ben sana ya? De ki yani tamam de benim de inancım farklı de satanist bilmiyor ki mi? Hiçbir şey bilmiyor. Ya sen daha pentagramın anlamını bilmiyorsun. Bana satanistim diyorsun. Senin savunduğun şeyin arkasında bir kitap olmak zorunda çünkü senin savunduğun şey yani kitap olmak zorunda değil. Var olan bir varlık savunuyorsun. Ben ondan bahsediyorum işte. Bunu anlamak senin bildiğin şey şeytan, dinlerde yazan şeytan değil anana. O zaman şeytan değil o şey. O zaman şeytan değil onun adı. Başka bir ad koymalısın ona. Bana şeytan olduğunu belirtti ama tamam mı? Ben şeytanım mı dedim? Bak senin takıldığın şey bu mu şu an? Evet. Ben diyorum ki şeytan bak bana göre var. Var da olabilir yoktu. Ben sana gözüm maddesi olmayan bir şeyi kanıtlayamam. Tamam kanıtla demiyorum zaten tamam. Ben sana. Tamam, ama o zaman şeytan diye adlandıramazsın. Bana şeytan olduğunu kendi söyle diyorum. Ben şeytanım mı dedi. Evet. O zaman bir dine inanmak zorundasın. Çünkü şeytan tamam, satanistim diyorum ya zaten. Kitaplarda var, kitaplarda var. Lan o şey ya. O zaman başka bir isim abi. Olmalı. Abi lütfen ya gözünü seveyim abi. Abi sen 100 tane video çekelim lütfen şu videoyu atma abi. O kadar seveyim. Güzel bir video ki abi, kesinlikle istemiyorum abi. Kabul ettin artık. Kesinlikle atacağım Efe. Abi. Seni çok sevdiğim için atacağım özellikle. Ben konuşmam o zaman bir daha senin abi. Kafana göre. Ya onayladın ya. Tehdit hiç tehdit etme beni şu anda. Tehdit etmiyorum abi şu an çok kırıyorsun beni yani. Sen beni kırıyorsun çok güzel program abi, yapıyorsun. Bu programı sen istedin. Evet sen dedin. VS atalım diye sen dedin. Sana vazgeçmiştim. Hayır. Ulan keşke canını dinleseydim ben. Hiçbir şey çıkmadı. Ben şahsen çıkarttım. Hiçbir şey çıkmadı. Ya Rabbi çok şükür en azından inandığım dinin temelleri var. İnandığım dinin kutsal kitabı var. Peygamberleri var. Mucizeleri var. Var da var. Vallahi şükrettim ya şu programda. Bizde de mucize var diyoruz. Ama kitabın yok işte. Biz kitapsızız zaten. Sizde tanrı da yok. Ne kadar mantıklı. Bizde tanrı var. Ya, tanrı benim diyorsun. Kanıtlaman gerekiyor işte bunu işte. Tanrı mı? Bak. Şimdi sana açıklıyorum. Kanıtlamam sana. Sana kanıtlarsam inanmış olmazsın. Bilmiş olursun. Tamam inanmak geçen istiyorum ben sana. Videoda da söyledim. Ben sana inanmak istiyorum. Kanıtlar mısın bunu bana? İşte kanıtlayamam. Çünkü inanmak istiyorsan kendin inanman lazım zaten. Kanıtlayamayacağını biliyorum. Çünkü bilmekle inanmak farklı şeyler. Ben sana eğer bunu kanıtlarsam sen bilmiş olacaksın. Senin inanmana gerek yok. Zaten öğrendiğin zaman mecburen inanmak zorundasın. Çünkü onun gerçek olduğunu öğrenmiş oluyorsun. İnanmak istiyorum ben işte bana kanıtla bunu inanmak istiyorum. Tamam sen de bana hissettir o zaman. Ben de satanist olayım hissettir bana. En azından ben... Kitapta yazan karaktere inanıp da böyle an, başka bir şey var demiyorum. Ben seni şu an hissettirsem bile sen bunu inanmazsın ki zaten şu an. Programı çürütmemek adına. Yo gayet de kabul ederim yani. Sen bana ispatla o zaman ben inanayım. Senin içine gelmez mi bu? Ben zaten ispatlayamadığımı söylüyorum. Tamam işte inan kendin bilmiyorsun ki zaten. İkimiz ikide bilmemezdik. Ama benimki daha çok ağır basılmış çünkü bizde tanrı sistemi var. Sizde tanrı sistemi de yok. Tanrı benim diyorsunuz. Evet. Ama sen diyorsun ki işte şeytan diyorsun, satanizm diyorsun ama başka kitaptaki şeytanlara inanmıyorsun. O zaman kitaptaki şeytanlara kitap da inanman diyor. Lazım. Of. O zaman satanist kitaptaki diyorsun. Bak ablacığım, bak Buse'cim, kardeşim. Kitapta yazılanla bizim bildiğimiz şeytan aynı değil. Bunu anlayabiliyor musun şimdi? Okey misin? O zaman edeyim. Satanist değilsin. Satanizm de zaten şeytanı İncil ve Kur'an'da savunur. Satanizme inananlar buradaki şeytanı savunurlar ve o tanrının haksız olduğunu söylerler. Ama sen o tanrılara inanmıyorsun. Senin o tanrılara da inanman lazım ve onları asıl şeytan olarak görüp şeytanı tanrı olarak görmen gerekiyor. Satanizm budur. Ama sen bunu iddia etmiyorsun. Budur. Hala bak satanizm bilmediğin halde satanizm budur diyorsun bana. Ya milyonlarca satanist neye inanıyor? Şükür ki satanist olanı bir tek ben biliyorum. Sen nereden biliyorsun?
Türkiye'de mi var sadece satanist? Her yerde var. Amerika'da, Norveç'te, Hollanda'da. Bir sürü satanist. Başka bir şeye inanıyor. Sen mi doğru satanistsin? Biz bir tek sizin kült doğru satanist. Ben diyorum ki %7'si şu an bana inanıyor. Tamam. Tamam mı? Senin inanan kişi kaç? Elle gösteririz belki. Üç ben zebani, peygamber, bir insanları bir şey inandırmaya şey yapan bir insan olduğumu iddia etmiyorum. Benim peşime bir insan grubu takmama ya da birilerinin kendime inandırmama gerek yok. Yaşamında bir amaç ben yok ki kendi senin. Başıma inanıyorum. Ben sadece buna inanan biriyim. Sen o zaman yaşamında bir amaç olmuyor senin. Özgürlüğü işte şey yapmaya çalışıyorum falan filan onu iddia ediyorsun. Tamam işte senin yaşamında bir amaç yok. Ne sınav sistemin var ne bir amacın var bizim nasıl gibi. Nasıl amacın bak, yok? İslam'da bir amaç o zaman vardır. Peygamber olmayan hiçbir Müslüman amacı yok anasını satayım. Önce bir dinle tamam mı? Önce bir dinle. Ergenin önünü sürme önce bir dinle. İslam'da mesela vardır, sınav sistemi vardır. Bizde de özgürlük sistemi var. Sizde tamam. Bir sistem de yok. Hiçbir amacı tamam, yok senin. Tamam ben tanrılaşmak için yaşıyorum. Tamam öyle başka bir sinek olarak başla yine. Öldürme seni sen. Sinek olarak işe başla diyorsun. Keşke hocam öyle ya. Olsa. Ben haklısız yapayım. Ben çünkü biliyorum ki haklısız çıkacağım. Çünkü beni dinlemiyor. Sen de beni dinlemiyorsun ona bak. Tartışıyoruz ki. Burada. Olay o zaten. Bak ben seni anlamaya çalışıyorum. Ben seni çürütmeye hayır, çalışıyorum. Bak. Sen beni çürütmeye çalışıyorsun. Ben seni senden daha çok çürüttüm hayır. Diye yayınlanmasın. Sen beni çürütmedin ki zaten. Tamam yayınlansın video hadi. Bir şey demiyorum. Yayınlansın. Ben senin inancına göre konuşuyorum. Sen benim inancıma göre konuşamıyorsun. Çünkü bildiğim hiçbir şey yok. Efe'cim biz senin gerçekten doğru bir yola dönmeni istediğimiz için aslında bu programları yapıyoruz ki bak hani inançlarımızın arkası boş. Savunacak hiçbir şeyiniz yok. Gelin savunacak şeyleriniz olsun diye size tebliğ yapıyoruz. Aslında gaye bu. İsterim ki ya gerçekten sizlerle yol yürüyeyim ya. Mesela örnek vereyim seninle gerçekten menbaada, yer altında yol yürüyeyim. Hani inandığın şeyin boş olduğunu gerçekten kalben İslam'a inandığında anlayacaksın zaten. Ya bu tartışmaların içinin boş olmasının sebebi de inandığın şeyin arkası dolu değil çünkü. Arkasında dolu olan bir şey olsa inandığın şeyi tartışırsın. Zaten bütün tanrıların hani hiçbir bir bilmezlik zaten. Yani bir de şu. Bilinse bak, zaten %100 olur herkes o dine inanır yani. İslam'da, Yahudilikte, Hristiyanlıkta. Şu gerçekleri inkar etmeyelim. Bak kamera şu anda kayıtta. Yanlış anlama bu lafımı kardeşim bak. Çok özür dilerim senden ama bir programda seni birisi alt üst etti diye bu program yayınlanmasının mantığı çok mantıksızca bir hareket. Alt üst etmedi ki beni. Ben izlediğim kadarıyla sana çok sağlam sorular sordu. Hepsi boş kaldı ama. Ama bu tarafında mantık olduğunu düşünmüyorum. Ama ya da sana soru sordu ve sen cevaplayamadın. Hangi soruyu sordun? Yani eksi üzerine eksilerle giriyorsunuz. Sevgili kardeşim, ne sen çok fazla yanlış bir şey konuştun, ne o kötü bir şey konuştu. Seviyeli bir şekilde birbirinizi dinlediniz. Ben gayet mutlu oldum programdan, gayet güzeldi. İzleyici olarak olayı söylüyorum, ben keyif aldım. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, bu programdaki asıl gaye insanların inandıkları şeyin arkasının boş mu, dolu mu olduğunu anlamaktı. Hani diyoruz ya, dinsizin hakkından imansız gelir diye. İşte bakın iki inanış var ancak ikisinin arkası dolu değil ve bunlar kendilerince bir yol tutturmuşlar. Ve birbirlerinin karşısına geldiğinde hani deli deliyi gördüğünde çomağın arkasına saklar derler ya aynen öyle bir konsept oldu. Bakalım ne olacak bilmiyorum ancak neticesinde izleyicilerimizin de aynı ben gibi tıpkı ben gibi hayatlarına böyle bir çeki düzen vermesini istiyorum. Çünkü görüyorsunuz ki bazı inançların arkası bomboş iyi ki Müslümanız diyoruz. Rabbimize sonsuz hamd olsun diyoruz. Sizleri bu programda da Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşabilmek ve görüşebilmek ümidiyle. Efendim, sizleri Rabb'e emanet ediyorum. Hoşça kalın.